Ve Türkiye Kupası finalinden sonra da tebrik mesajını ilk atan isim olmuştu. Bunu da bahsettik ve Sayın Başkan da bugün ifade etti. Kısacası Beşiktaş'ı çok arzu eden, çok istekli olan, Beşiktaş'ın koltuğuna oturup teknik adamlığını yürütmek isteyen bir hoca var artık. Yani burada hani böyle bazen teknik adamlar çok gönülsüz olsa da öyle rakamlar sunarsınız ki ardından yani isteksiz de olsa Süper Lig'e gelmeye vesaire kabul ederler. Maddiyatta ikna tabii edersin. Yani ama tabii. Öyle bir teknik adam değil. Bir saniye, bir dakika dahi Beşiktaş'ta pazarlık yapmadı. Yani bunu tekrar ifade edeyim. Bu çok önemli. Beşiktaş'a sadece burada bir yeni bir meydan okuma açmak istedi kendisine. Çünkü nedir? Hollanda milli takımında Hollanda'da başarılı oldu. Hollanda milli takımına birçok oyuncu gönderdi. Şampiyonluğunun kupalarının dışında bunu da başardı. Gitti İskoçya'ya. İskoçya'da belki şampiyon olamadı. Orada bir kupa kazandı ama İskoçya'da da şöyle bir şey yaptı. En son İskoçlardan kim Avrupa'da final oynadı? Celtic. Pardon, Rangers. Rangers'tan önce Celtic. Kaç yıl önce? 2004 Celtic. Gitti. Kaç yıl sonra Avrupa'da İskoçlara da yine düzeltiyorum. Yine Rangers Zenit'e karşı oynamıştı. Fatih Tekke'nin Zenit'ine karşı. Tamam. Kaç yıl sonra 2008 ya da 2009. Kaç yıl sonra İskoçlar tekrar bir Avrupa finali gördü. Orada da değerlendirdiği, değer kattığı oyuncular oldu. Ve Türkiye ile birlikte yeni bir meydan okuma açmak istedi kendisine. Ben çok heyecanlı gördüm. Çok arzulu ve istekli gördüm. Ve Santos'tan sonra hakikaten böyle bir enerji katıyor. Santos'un enerjisi de düşüktü bu arada. Sadece yaştan mütevellit söylemiyorum bunu bu arada. Ya bazı teknik adamlar öyle ki 70 yaşının üzerinde olabilir ama enerjisi çok maşallah. Tabii. Yani aynen devam ediyor. Carlo Ancelotti bunlardan bir tanesi, öyle değil mi? Yani ama bir hava yakaladı. Sen şimdi başta söylediğin bir ifade vardı. Hani ikiye bölünmüş gibi. Belki ilk açıklandıkları gün hem Van Bronckhorst için söylerim hem de Paulista için söylerim. Sıcağı sıcağına bazı reaksiyonlar fazlaca olmuş olabilir. Orada beklentilerle gelen isimler belki uyuşmadı o tepkileri gösterenler adına. Ama sonra biraz daha sakinleşip ortam durulduğunda bence böyle sağlıklı düşünmeye başladıklarında o senin yarı yarıya söylediğin denklem çok çok azaldı. Yani mesela Van Bronckhorst başarılı olur veya olamaz. Hollandalı örnekler hep olumsuz bizde anılıyor. Ama bana bir heyecan katıyor. Oynattığı oyunu hayal ediyorum Feyenoord'da. Beşiktaş'ı hayal ediyorum. Beşiktaş da bunu uygulayabilirse çok uyumlu. Yani hani kulüp yapısı vardır. Beşiktaş'ta taraftar istediğiniz kadar maçı kazanın. Yani üst üste maçı kazanın. Ya sizden o oyunda coşkuyu görmek istiyor. Santos maç kazanmadı mı? Kazandığı maçtan sonra da yerden yere vuruldu. İki maç üst üste kazandı mesela. Kimseyi tatmin etmiyordu çünkü oyun çok kötü. Öyle böyle kazanıyordun, idare ediyordun. Kabul etmedi Beşiktaş camiası ve taraftar bunu. Tribünleri heyecanlandırabilecek bir oyun oynatabilir. Ve heyecana da bir ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın. Ben yani şöyle Beşiktaş'a gelmeden önceki dönemlerine baktığım zaman da özellikle Feyenoord döneminde beğendiğim bir teknik adam. Ve bugün verdiğim mesajlar da Beşiktaş'ın çizdiği rotaya çok uyumlu mesajlar. Nedir bu? Akademiden faydalanmaktan bahsetti. Altyapıdaki oyunculardan ve şöyle bir ifade kullanarak bunu söylüyor. Altyapıdan A takıma çıkacak oyuncularla ilgili çok heyecanlıyım diyor. Yani bir teknik adam bunun heyecanını duyuyorsa, yani genç oyuncular A takım almanın heyecanını duyuyorsa ve bu teknik adam bir de yabancıysa çok kıymetli bence. Çoğu genellikle transferden bahseder. Şu kadar oyuncuya ihtiyacımız var der. Kadroyu değiştireceğiz. Takım kötüydü. İşte bir enkaz devraldık şeyine hemen girilir. Ve ardından işte tecrübeli yıldız oyuncular kavramları ortaya atılabilir. Ama Van Bronckhorst bu yolu tercih etmiyor. Şimdi baktığımız zaman da seninle yayın öncesinde de konuştuk. Feyenoord'dan kimleri ilk kez mesela A takımı aldı? Başta Orkun bu arada. Malasya. Gertruida. Ama hep Hollanda milli takımına hazırladı önce. Şimdi Beşiktaş'ın altyapısında da hakikaten çok kıymetli olabilecek oyuncular var. Bunlardan da faydalanabilirse, işin bir de diğer tarafında doğru bir kadro yapılanması oluşursa, Beşiktaş'ta arzu edilen proje zaten buydu değil mi? Bir kadronun içerisinde her sezon yavaş yavaş böyle bir oyuncu ama iki oyuncu ekleye ekleye bir döngüye girebilmek, onlardan faydalanabilmek. Bronckhorst bunu daha önce başarmış bir teknik adam. Örnekleri var çünkü. Bir hava yakaladı. Yani ben şu an Bronckhorst'a karşı tepkileri hiç öyle %50 gibi görmüyorum Friedel'ı artık. Friedel'ı nasıl değerlendirirsin? Friedel'la ilgili konuşuyor. Sportif direktör değil. Evet.
Birincisi yönetime danışmanlık yapacak ve daha öncesinde de Beşiktaş'a gelmeden önce de bu işi kendisi yapıyordu. Peki çok kısa şöyle sorayım. Sportif direktör düşüncesi var mı hala Beşiktaş'ta? Şu an yok. Ama olmayacağı anlamına da gelmiyor tabii ki. Yarın öbür gün olur mu bilemiyoruz. Bunun biraz süreç gösterebilir bize. Ama şu an böyle bir düşünce yok. İlk etapta bu Beşiktaş ve Fredol birlikteliğinden neler çıkacak? Buna da bakmak gerekiyor. Çünkü Fredol'u buraya getirirken Beşiktaş özellikle arzu ve isteği bu elindeki ıskartaya çıkmış bazı oyuncular var ya. Bunları pazarlayabilmek, kurtulabilmek bir anlamda. Çünkü Beşiktaş'ın 18 tane yabancısı var. Ve Beşiktaş'ın transfer yapabilmesi için en az 10 tane oyuncuyu göndermeye ihtiyacı da var. Ama piyasaları var mı şu an? Bazılarının var. Hala ne olursa olsun kötü sezonda geçirseler var. Ama kimisinin yok. Yani teklif alamayan yabancı oyuncular var mesela. Dolayısıyla bunları pazarlamanız lazım. Fredal'ı burada güveniliyor. Bunu yapması bekleniyor. Yönetim kurulundan Kaan Şakul'la birlikte bu işi yürütüyorlar. Ve bunun devamında scouting ağından bahsediyor. Yani Beşiktaş'ta bugüne kadar hep şöyle, bu sadece Beşiktaş özelinde değil, Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, ama Trabzonspor olsun, hep şöyle hikayeler duyarız değil mi? Ya işte Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Bak bugün 18-19-20 yaşlarındayken almadılar o zaman da. Bak şimdi nasıl yıldız oldu. Böyle hikayeler hep olur. Neden? Transferlere çoğunlukla yöneticiler vesaire işte yani ağır toplar karar verdiği için burada biraz işin değişmesi lazım. Şimdi saysak sabaha kadar bitmez yani. Bugüne kadar kimler gündeme geldi, neler oldu, kimler istendi de başkanlar, yöneticiler kabul etmedi. Öyle değil mi? En yakın örneklerinden bir tanesini vereyim. Gyökeres değil mi? Gyökeres. Beşiktaş mesela Coventry'ye sordu. O zaman sportif direktör Cem Kazancı'ydı. 10 milyon pound talep ettiler mesela. Yüksek şu geldi. Anki paraları şimdi düşününce yüksek yani. Geldi. Bir yıl sonra 20 milyon euro Sporting Lisbon aldı. Şimdi yani kaç milyon eurolar konuşuluyor? Şöyle 120-130 civarı bir şey konuşuluyor. Yani artık bilemiyorum konuşulan rakamları da acayip. Çok milyon euro. Acayip bir piyasa yaptı. Onun dışında yani var böyle mesela en son ben bir tane örnek vereyim. Geçtiğimiz yazdan Plojin. Hull City'de değil mi? Projinde mesela bu sezon Hulse'de yaptıklarıyla birlikte o da Premier Lig'e böyle bir doğru. Burnunu uzatıyor. Şimdi isim isim konuşacağız o gün. Devam ederiz. Sana Hummels'i de soracağım zaten. Paulista ile ilgili kısaca bir şey kısaca söyleyeyim. Alayım Savaş abiye döneceğim. Paulista'nın yanına ben hala senin de az önce ifade ettiğin gibi net böyle orayı kesinlikle tamamlayacak baba bir stoper mi dersiniz artık, lider bir stoper mi dersiniz, onun geleceğini ve yönetimin de zaten bu istekte olduğunu düşünüyorum. İşte o konuda Hummels'in ayrılığı heyecanlandırdı Beşiktaşlı taraftarları. Evet. Detayları alacağım senden. Savaş abi yani Beşiktaş bir yapı kurmaya çalışıyor. Bir düzen kurmaya çalışıyor. Geçen yıldan sonra kolay değil açıkçası. Van Bronckhorst, işte Gabriel Paulista, Brad Friedel az önce söylediğim gibi. Başlangıçlar güzeldir hep. Beşiktaş'ta da şu anda güzel bir başlangıç var gibi ama sence bu başlangıç nasıl devam eder? Beşiktaş'ın planlamasını şu ana kadar sen nasıl buluyorsun? Açıkçası ortada buluyorum. Bir tarafında kötü tarafında biraz açmak istiyorum. Bir defa güzel bir imza töreniydi. Sayın Başkan'ın göreve geldiğinden bu tarafa iyi niyetli bir şekilde çalıştığını çok net bir şekilde görüyoruz. Ama yanlışlarını ve doğrularına baktığımız zaman ilk geldiği dönemdeki süreçte verilen umutlar, açıklamalar, takım olma, yeni planlama, tabii başarısız geçen bir sezon, kupa kazanıldı. Kupa bazı şeyleri de örttü açıkçası. Yani o kupa olmasaydı bugün çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik Beşiktaş'ta. Çünkü o kupa bir sezonun 46-47 puanlık bir farkı unutturdu. Güzel bir imza töreni vardı. Sayın Başkan'ın mesela geldiği zaman en önemli şeyler menajerleri kulübe sokmayacağım dedi. Gençlerin oyuncuların kafasını çalmayacağım, yani çalanları asla sokmayacağım demişti mesela. En çok alkışladığım konulardan bir tanesi oydu. Çünkü kulüplerde en büyük sıkıntı menajer abi. O özellikle altyapıda. Beşiktaş gibi bir takımın yıllarca mesela altyapısı özellikle Serpil Antüzüm, Metin Ali Feyyazların döneminden bu tarafa baktığın zaman son yıllarda yine en iyi altyapıdan oyuncu çıkan takım Beşiktaş. Orada mesela o sözü benim için çok önemliydi. Şimdi bugünkü imza törenine gelecek olursak güzel bir imza töreni. Van Bronckhorst'a yapılan o 5 numara jesti çok güzel. Atkılar ismine hazırlanmış. Bunlar baştan sona izledim hemen neredeyse toplantıyı. Hı hı. En güzel şeylerden bir tanesiydi. Yani ben Van Bronckhorst'un gözündeki o ateşi gördüm. Açıkçası evet Feyenoord dönem ama hocanın mimikleri, açıklamaları,
başkanın kendisine vermiş olduğu o güven bana açıkçası Van Propos'un Beşiktaş'ta iyi işler yapacağını çok net bir şekilde gösterdi. Fakat buraya gelene kadar bazı şeylerden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Evet, geçmiş geçmişte kalır ama şöyle Hollandalı hocayla anlaşana kadar işte Hans Bilic ismi geçti, Ravzan Luşescu ismi geçti, Sergen Hoca ismi geçti, Şenol Hoca ismi geçti. Hatta Mourinho'nun ismi dahi geçti. Mourinho konusunda ben hayal demiştim. Sonra sayın yöneticilerin kendi ağzından ifadeleri oldu Mourinho'yla görüştüklerine dair. O süreç biraz tabii sancılıydı. Yani bu açıklamaları yaparken sonrasında beklenti hep büyüktü. Daha büyüktü aslında yani. Daha yukarılardaydı. Mourinho ile konuştuktan sonra baktığın zaman Giovanni Van Bronckhorst başarılar diliyorum. Ben tekrar söylüyorum o yüzündeki ifade, bu duruş bana bir an önce artık antrenmanlar kamp başlasın, maç başlasın da ben işime bakayım duruşuydu. O yüzden başarı diliyorum ama Sayın Başkan'ın bir tane transfer şu anda yapıldı. İyi bir transfer. Tartışılan da var. Geçmişine baktığı zaman iyi bir transfer. Yaşı tartışılıyor.